Bismillahirrahmanirrahim. Ses kaydı güzel. Video kaydı güzel. Benim görüntüm her zamanki bir fevkalade. Evet, tamamdır. Poz verdik. Mikrofon yakında duruyor. Ordumuz hazır değil. Asker yetiştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim yeniden. Hadi bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa, yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Attila Totla oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde Batı Roma İmparatorluğu'ndan çok zor da devam ettiğini söyleyebilirim. Bu 6. bölüm olacak. Yanlış hatırlamıyorsam bu güzel oyun serimizde. Evet, önceki bölümde ne oldu? Önceki bölümde Lazagitlere karşı savaştık arkadaşlar. Ve kuatları yok ettik. Böylelikle bir düşmana kurtulmuş olmuş olduk. Ama Lazagitlerin maalesef arkadaşı yakalama imkanımız olmadı. Kuatları yok ettikten sonra. Bu bölüm içerisinde mümkünse başarabilirsem Sivleri yok etmeye bakacağım. Daha sonra Eladonlara karşı bir şey yapacağız. Eladonlar, Eladon mıydı bunların ismi? Eldanlar, pardon. Bize savaş açtı. Kaledonlar. Onlar, evet, isim karışıklığı oldu. Tabii büyük ihtimal belki başarılı olmayabiliriz ama en azından benim amacım burada düşmana dur demeye çalışmak olsun diyelim. Evet, bu tur içinde yapabileceğimiz bir şey daha var. Onu yapalım. Örneğin mesela çocuk. Yok ama ileride olur inşallah. Destek toplamaya bak. Güç makul. Bizim bir an önce dengeli güce gelmemiz lazım. Mümkünse. Bu bir şey yapamıyor. Hizmetkar ol. Yok. 41 yaşındaki adam hizmetkar yapmam. Diplomatik olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Tam olarak hatırlayamıyorum. Affedin. Burada belki zaman kaybediyoruz. Önceki bölümde bir şey yapmışımdır. Ama hatırlayamıyorum. Yapmadıysak şimdi yapalım. Hiç kimse sevmiyor beni. Sebebi ne bunların sevmeme sebebi? Beğenmedi kültür, dini ayrılık, kültüre hoşnutsuzluk. Yani savaşmak için elindeki imkanları topluyor. Savaş sebebi arıyor yani. Diye, istediğim cümleyi kuramadım, affedin. Tamam. Son olarak da casuslara bakalım. Herkes görevlendirdik mi? Rahibeler çalışıyor. Sahi imperium seviyesini yükseldik değil mi biz? Casus filan ekstradan bir tane daha yetiştirebiliriz bildiğime göre. Örneğin mesela Lungtum'da mümkün müydü? Evet. Burada da bir casus yetiştirelim. Örneğin mesela bu arkadaşı. Biliyorum, para harcıyoruz ama bir de burada bir yerde, evet, doğru hatırlıyormuşum. Çok güzel din adam, 25 yaşında, daha gencecik. Böylelikle dini hızlı bir şekilde burada da yaymış oluruz. Geri kalan para cebimize kalsın isterim. Bir vali atayabiliyoruz. Bu da güzel. Mümkünse seçkin A. Kartakinist olsun. Evet. Kentsel gelişim için %2, hepsinden %10 toplayabiliriz aslında. Ama erken daha. Böyle bir şey yapam. %5 yozlaşma düşsün burada. Evet, bir zahmet. Burada baya bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırım karşılığını alacağız inşallah. Hazinemizde bir miktar para kalmasını doğru buluyordum. Saldıracağı belliydi ama ne yapacağını göreceğiz bakalım. Eğer ki yok ederse yapacak bir şey yok. Eğer ki alırsa, girme imkanımız varsa gideceğim önümüzdeki tur. Yok. Bir ulus oluşturmayı tercih etti. Ama ben buna izin veremem. Orayı geri alacağım. Evet. Vandallar topraklarımıza geldi. Bildiğime göre... Ooo, Frankler saldırmamazlık anlaşmasını bozdu.
Yakında Franklere karşı bir savaşımız olacak. O kesinleşti arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Ya ileride kesin savaşacağız da her ruhsa karşı bu %100. Sadece yakında olması biraz gıcık olur. Çünkü orada gücüm yok şu anda. Bir nevi. Yapma, en sevmediğim bir olay başımıza geldi. Onu bekle. Makul, çok güzel. Nerede bu hastalık? Yapma be, buradaki salgın sorunu çözülmemiş miydi? Hayır, çözülmemiş. Allah kahretsin ya. Üf, çok gıcık bir olay. Renkler yerleşmiş buraya. Oo. Renkler kime karşı savaşıyor? Sakson. İyi. Saksonlarla birbirinizi yiyin. Ben de sonra sizi yiyeceğim. Şimdi. Aa, doğru. Bunları lejyone çevirsek mi? Menzil hasarı. Mühimmat. Vallahi her türlü iyi. Biraz masraflı ama 10.000 şu anda. Büyük ihtimal biraz ölecek ama olsun. Fazla kaybımız olmadı. Maalesef takviyesiz savaşıyor. Neden takviyesiz savaşıyor? Allah. Sen bir zahmet engel ol. Kritik başarı. Bu çok güzel. Bunu ilerleme %75. Bu çok güzel. Ben önümüzdeki tür kaçamaz kolay kolay. Mümkünse kurnazlığı geliştirsek belki bu da gelişir. Maliyeti düşük, görüş açısı yükseliyor falan. Tabii kurnazlığı nasıl geliştireceğiz? Zaten geliştirmiş üst seviye. Başka bir şey de yok. Suikasta gidelim bence. Mümkünse. Evet, bu casus, tamam, bu casus ne yapacağız? Bu casus burada yetiştirmek doğru oldu mu bilmiyorum. Sen gel, Franklere karşı kullanın seni. Din adamı. Sen bir zahmet. Dini yay meselesinde geliştir kendini. Aynı şekilde devam et böyle. Dini hızlı yayabilirsek burada ne mutlu bize. Artı %8. Güzel, güzel. 10.000'e düştü gelirimiz. Bu ne iyi ne kötü diyebiliriz aslında. Vandallara toprak verme ihtimalimizin olduğunu söylemiştim değil mi tur geçerken? Bu doğrudur. Şimdi Lazakitler nerede? Yavaş oynuyorum fark ettiyseniz ama dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Lazakitleri böyle nerede olduğunu öğrenebiliriz. Affedersiniz, reklam yapmayayım ister istemez. Lazakitleri takip etmek bu soğuk havada mantıksız aslında bakarsanız. Bazı paralı askerli birimlerden keşke önceki tur pardon kurtulsaydım ya. En az bir 200. Ama paralı birimler de fena değil yani. Böyle gelsen. Bir güç toplasan. Ostogoth'la bizden uzaklaşıyor. Ben de böyle gel. Engellemeye çalış. Bunları görüyorum. Allah kahretsin. Başarısızlık. Sıkıntı değil. Bize uzak dursunlar da şu anda Sirium'a falan. Evet. Sesak. Ordunun biri kaydı. Sen şöyle gel bakayım. Neden böyle kaydırıyorum? Yani. Bunun bir anlamı yok aslında bakarsanız. Yok yani asker yetiştirme daha kolay. Aynı bölgede hepsi beklemesin diye. Evet. Şimdi bana göre şu ordu şu anda gereksiz gibi gözüküyor. Pişmanım bu kadar askeri yetiştirdiğime. Şimdilik böyle gözüküyor. Aslında Vandalları yok etmeye çalışabilir miyiz? Onu düşünmeye başladım. Sonuçta bir ulus da ortadan kaldırmış oluruz. Diğer ordusu nerede? Bildiğime göre iki tane göcebe ordusu vardı. Diğerini göremiyoruz, değil mi?
Ki ordu da şu anda yakında mevcut. Tabi bu tur içerisinde yok edemeyiz. O kesin bir şey. Aa, burada saldırmak biraz gıcık. Mümkün değil. Önümüzdeki tur mümkünse Vezatanya üzerinden iki orduyla saldırırız. Sen gene de asker yetiştir. Gıcık ya. Tamam, bu iki tane birimde yetiştir hadi diyelim. Bir de okçu birim alalım paralı. Geldiyse neden olmasın. Önümüzdeki tur. Evet. Orduya karşı savaşabilir. Aslında o zaman bu ordunun burada durması saçma. Bu ordu asker yetiştirebilirim. Lejyoner yetiştirsin burada. Ya da yok. Benim hoşuma gitmedi. Franklin'e saldırmamazlık anlaşması. Bir de üstün üstü koloni kurmuşlar. Ben böyle gel kardeşim. Burada lejyoner yetiştir. Tam 4 tane. Ya da 3 tane. Bir tane şöyle bir şey yetiştir. Strasburg'a saldırırsa filan. Sorular yoksa da buraya saldı. Salgın var. Sorun değil. Saldırsın abi. Bir nevi gelirimiz 9.000'e gösteriyorum. En kötüsünü 8.000 olarak düşünüyorum. Ama mecbur kalırsam kışın saldırmak buraya saçma. Ama zaman verirsek de bunların yükselmesini sağlarız. Buna da izin veremem ben. Ölümler gerçekleşecek o kesin. İnşallah fazla kaybımız olmaz. Dedim fazla da kaybımız oldu. Düşman kazanabileceği gösteriliyor ama ben burada savaşı alırım. Onu söyleyeyim size. Şimdi sadece düşünmem gereken bir şey var burada. O da alırsam tutar mıyım? İki orduna saldırırsa bizi burada yer. Araştırmayı seçeyim. Valla en hızlı güzeli bu gibi gözüküyor. Hırsı hizmet. Çünkü bakım maliyeti piyadeler için %10 düşüyor. En az bir her birimden 20 düşse 10 taneden 200 20 aslında gereksiz şu anda. Fazla bir gelir getirmiyor bakarsan. Yoldan fazla her ordumda zaten 10 tane de fazla olsa düşünsen 200 5 ordu 1000. 1000 az para değil aslında ama %1, %1 yozlaşma diğeri fena da değil. Yozlaşma ne kadar yiyor bizde? %55. Aslında ikisi de yani doğru araştırma iyi gibi geliyor bana. Çünkü fazla bir getirisi yok bakarsanız. Yani. Belki en iyi ihtimal budur. Evet, bunu araştıralım daha sonra buna yöneliriz diye düşündüm. Sonuçta büyüme getiren bir şey var burada. Askeri araştırmayı güzeldi abi. Gerekmiyor şu anda. Belki sonraki araştırmamız olsun. Olur. Evet. Paralı asker alamıyoruz değil mi? İyi, buradaki savaşı bir gerçekleştirelim bakalım. Daha sonra diğer çalışmalarımız devam ederiz. Savaşı tabii ben yöneteceğim. Garnizon orada sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Liderler de sıkıntı çıkarmaz. Bizim yok etmemiz gereken kuleler diye düşünüyorum. Şehir zarar görmüş. Her şey yakılıp yıkılmış. Yani düşman kulesinin olmaması lazım diye düşünüyorum. Evet. Ha, buraya yakar yıkarım geri çekilirim gibi geliyor. Alırsam ve Ep'ten de bana saldırırsa buradan çıkamam. Bu ordu sapa sağlam. Hayır. Ha. Sanki şimdi kaldı değil. Kulesi yok gerçekten de düşmanımızın. Güzel. O zaman mümkünse bir tane var. O da sol tarafta. O da sıkıntı değil bana göre. Saldıracağım. Merkeze alacağım. Düşman daha fazla moral kaybetsin diye.
Ama fazla. Ana. Çok fazla agresif üzerime geliyor abi. Ben böyle bir şey beklemedim. Evet, fazla agresif geldi üzerime. Atla beni tedirgin etti birden. İster istemez. Aslında değmez ama bir atış yapalım biz ya. İyi. Oo, nasıl vurduk? Siz de atın oğlum. Ulan bir saldırdı, ne kadar askeriydi, helal. Biz de onlardan yedik, helal. Şuna da bir de isabetli atış yapın, benim yüzümü güldürün. Hadi bakalım. Yani fena atılmadı, atışlar iyiydi. Evet, biraz fazla gereksiz kaybımız olabilir, sıkıntıydı. Abi ben sol tarafta bekliyorum onu. Dayan dayan dayan. Ah tamam. Yaklaş. Bir zahmet. Onlar ne yaptı anlamadım ama bir işimize yarıyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Aslında saldırmasını istemedim. Sadece bir şey atsın istedim. Tamam, siz buna karşı savaşın. Tamam, kortlar saldır. Atlanın merkeze girelim. Siz şöyle gelin, sizi gruplaştıran güzel bir şekilde. Sen de saldır. Atmadan saldırsaydın iyi oldu. Kendi askerlerimizi vurduk galiba. Şimdi şöyle gelin. Düşman ordusu galiba sol taraftan inecek karaya. Atlar göndererek menzile girmiyor. Çok güzel. Hızlandan bu savaş gereksiz zaman kaybetmiyor. O ne lan? Okçular. Onları unuttum. Bak hemen şehre giriyorum. Ama sıkıntı yok. Okçu ne ki? Az sayı dolduran ve atlar karşı savaştığım kötü. Bazen atları yenebiliyordu ama ilginç bir şekilde. Donanma toparlanıyor. Hep beraber kaleye çıkma. Kötü bir taktik değil ama gereksiz bence. Aslında ben olsam hemen şehir merkezi indirip tutarım. Bak böylelikle moral kayıp da oldu. Sıkıntı bundan şimdi bir kaçması. Kaçarlarsa büyük bir sıkıntı yaşarız. Hasarlı bir şekilde düşman şeyi. Hadi bakalım. Atlar da gelsin şöyle. Yok, atlar kalsın orada. Şehir yanıyor. Ben yakmadım ha. Kendi kendine. Aa, aklıma bir şey geldi. Biz askerlerimizi şöyle tutarak binaları yakabiliriz. Onu unutmuştum bak. Onu ben internette okudum arkadaşlar. Ama şimdi onu boş ver. Evet, onu boş ver. Gel bir zahmet sen. Evet. Düşman mızraklı birimleri. Nimayetli muhafızları. Romalıları Romalılara karşı çarptırıyorlar. Yazıklar olsun. Baltanızı atın gençler. Hadi. Heh. Hevesli halim. Hevesinizi yiyeceğim sizin ama. O kadar baltaydılar, halen indiremedik, helal. Sıkıntı
Sıkıntı yok. Bir baltalı da onların üzerine göndeririz. Atlar lazım şimdi. Aklıma neden geldi? Kaçan birimleri nasıl takip edeceğiz? Yani. Bir sefer ateş et. Tam etki düşman lideri öldü. Ne zaman öldü? Ya. Ha? Ya kaçtı da gemisini batırdı. Anlamadım maalesef. Maalesef anlamadım. Siz şuna. Ben de şuna gel saldır. En azından büyük bir kısmını yiyelim de. Sıkıntı çıkarmasın düşmanlarımız. Aa, kendi askerlerimi yedim. Savaşmaya devam. Atlar güzel bir şekilde askerleyesin. Düşman askerlerini. Okçuların mesela büyük bir kısmı kaçması hoşuma gitmeyebilir. Evet, otomatik bıraktım. Bilmiyorum takip ediliyor mu düşmanlarımız halen ama. Evet, yedik. Çok güzel. Yazık bir tane kalmış. Onu da yeriz. Ondan sonra bitiririz. Evet, savaş güzel geçti ama sadece bir isyanı bastırdık. Buraya yakıp yıkacağız. Yani kaybımız var genel anlamda düşünürseniz. Evet, sonlandır muharebe bir zahmet. Yani basit bir savaştı. Sayısal üstünlüğümüz vardı. Otomatik neden böyle bir şey düşüyor gösterdi onu anlamadım. Belki savaşta iki lider bulunduğu için de bir güç dengesi öyle göstermişti. Donanma batmadığını düşünüyorum. Lider kaçtı çünkü. Evet orada gösteriyordu. Boyun eğdirsek aslında kötü bir fikir değil. Belki işimize yarayabilir. Belki ama. Bir birimi en azından yetiştirebiliriz. Bu güzel. Gerçekten güzel. Yetenek olarak reddedilen mi? Bu sadakati be. Murat. Yakışıklı ama reddedildi kadın tarafından. Bir zahmet. Abi çok kaliteli bir yem. Bunu göndermek istemem evine. Neresi yakışıklı lan? Sadakati iyi sağlam kalsın o zaman şimdi. Maalesef burada takıyı alamayacak bu kesin. Paralaske. O zaman ne yapıyoruz? Bunu geri çekiyoruz. Ama tabii ki. Her yerde ölüyor mu bu şimdi? Allah kahretsin. Bu ne ya? Gel kardeşim ne diyeyim? Öleceksin artık. Olmazsa Linyum'a geri çekiliriz en kötü ihtimal. Evet başka çarem yok çünkü şu anda burada yapabileceğim. Bu yeni ulusla ticari anlaşmasına gidelim. Para isteyeceğim. Yeni oluştu büyük ihtimal yok olacak. Elindeki parayı almak isterim. Yanlış bastım sandım. Kabul etti. Parasını da aldık. Bir nevi ticari gelir de elde ediyoruz. Güzel. Yani bilmiyorum burada belki yok etmek biraz saçmalık olurdu. Ya yok edilecekse de arkadaşlar yok edilsin umurumda değil. Şimdi ticari anlaşmalar imzalamaya bakalım. Önceki tur denedik olmadı. Belki bu tur bir şeyler yaparız. Hayır amacım senin kukla devleti falan yapmak değil. Kaledonlar. Kabul etmiyor. Piklere karşı da mı savaşıyoruz? Ne zamandan beri piklere karşı savaşıyoruz lan? Allah kahretsin. Onlar savaşa mı çektik? Kuklamız yapınca. Yüzüme tüküreyim hemen. Galiba öyle oldu. Evet. Son değil yapacak bir şey yok. Artık karar verdik bu konuda oldu olacak. Şimdi destek toplama gibi bir imkanımız var mı? Avlatlar.
Ne oluyor? Sizin birkaçınızı askeri konvoy falan yap. Çok az nüfusa sahipler ya. Yani sonuçta devlet adamlar aslında bunları nasıl durdurdun? Nüfus bir karakter. Tamam da bunu nasıl topları? Sertun'a kadar geldiğini göstermiyor da maalesef. Acaba ordunun başına mı yerleştirsek de öyle toplasak diye düşünüyorum. Şimdi Verona'da yatırım konularına dönelim. Salgın falan yok. Her bölge eyaleti için ticari binalar. Ticari bina %10 buybur getirisi var ama başka ticari bina görmüyorum ben burada. Yani yatırım yapmak bir nevi saçma olur. Gıda sorunumuz biraz var. Ama çok değil. O zaman burada bir sanayi binası yapıp inşaat mühendisi hayvancıktan gelecek gelir. Fazla bir inşaat maliyetini düşürelim burada mümkünse. Pistane gibi bir inşaat mı? İyi tamam. Güzel. İleride taş ocağı daha işimize yarayacaktır. Bu kesin. Burada asayişi düzeltme anlamında mı? Asayiş sorunumuz yok burada. Ordu içeride olduğu için tabii ki o ayrı bir mesele. Ama gelir getiren bir bina hayır demem. Bu asayiş ama gidiyor buradan asayiş. Bunu inşa edersen. Buradan evet. En azından burada ateist diyorum. Asayiş diyecektim. Geliri eklenebilir üst biraz. Kültürlerden zenginlik fena değil. Evet bence en güzeli bu. 1600 bir de asayiş. Artı 5 getirisi var ama pulpesimi. Bunun en yüksek seviyede kaç? 12'ye kadar getirebiliriz. Bakım maliyeti 1500 çüş yani. Ama bu asayişi düzeltme konusunda aman para yatırım lazım. Bana para lazım abi. Evet bana para getirecek bir bina lazım burada. Yok buraya fazla yatırım yapmak istemiyorum. Roma'ya su işleri kesin lazım. Hastalık patlak vermesin diye. Taş ocağı burada zaten mevcut. Çok güzel. Burada gelir getiren en çok gelir getirecek binaya yatırım yapalım. O da şu. Evet. Bir de gıda getiriyor. Dur bir ne kadar getiriyor? 30. 10, 20 tamam. O zaman buna da yatırım yapabiliriz. Katracıya fazla yatırım yapmayacağım. Medalyon uygundur. Örneğin mesela taş ocağı. Ve burada koyun sürüsü olabilir. En çok gelir getiren bina o gibi gözüküyor. Değil mi? Evet ve burada da koyun sürüsü. Tamam geri kalan paramızı tutalım. Çünkü ne olur ne olmaz önümüzdeki tur lazım olabilir. Evet, bir gezinelim. Önümüzdeki tur saldıracağız. Bu burada beklemede doğrudur. Bu da beklemede. Bu da lazım olacak bir zaman sonra. Ya da biri fazla mı lan? Keşke bunu ikisini birini birleştirseydik. Bilmiyorum neden iki fazla orada oluşturdum. Erken aslında bu hamlem erkendi değil mi bakarsanız. Evet biraz erkendi. Şimdi sen burada bir zahmet dini yaymaya bak kardeşim. Senin burada dini yayma mesela iyi gidiyor. Aynı şekilde burada da inşallah. 170'e gelene kadar çalışmalar devam gençler. Tamamdır, güzel. Bu işi de halletmiş olduk.
Vali işi tamam. Aa, bir tane nüfusu bol olan arkadaştan askeri konsül yapalım. Sadakat da belki böylelikle kazandıran. Ya da kendimizden birinin işe nüfus kazandırıyorsa neden olmasın? Rütbesi tamam. Ama nüfus mu? Gerekli yaş? Evet. Sonuçta bizim bir an önce nüfus kazanmamız lazım ki güç dengesi arttırabilelim. Güzel. Gelirimiz 10.125.500. Kış ayı bir de üstün üstlük. Evet arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirmeden turu bitiriyorum. Bir tur geçelim, o kadar vaktimiz var. Oradan denize çıkabildiğini bilmiyordum bu arkadaşın. İyi ki cebri yürüyüşü yapmamışım. Savaş dengesi güzel gözüküyor. Heyecanını da bırakmak istedim. Burada savaşacak mıyım yoksa geri mi çekileceğim? Onu önümüzdeki bölüm görelim bence. Arkadaşlar, güç dengesi iyi gösteriyor, evet doğrudur ama kazanabileceğimiz garantisi yok. Şöyle bir imkan var. Kaliteli askerlere sahibiz birincisi. İkincisi, onagarımız var. Eğer ki doğru hamlede düşman ordudan yakarsak lideri yememiz lazım. Atlı sayısı yüksek, biraz sıkıntılı. Ama onagarla lideri yersek kazanabiliriz. Belki de geri çekilelim, bilemem. Onu önümüzdeki bölüm karar vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.